Efendim çok seri geri geldim hemen. YouTube için devam ediyoruz sevgili dostlar. YouTube'dan izleyenlere beğenip abone olmalarını bir kez daha hatırlattıktan sonra hepinize teşekkürler bu arada. Devam edelim senaryoya. Chat bana gömçürmeye devam ediyor da gömçürmüyorlar yani. Genellikle destek de oluyorlar. Bak şuraya attıkları alet edevatlar, silahlar falan duruyor. Onları nasıl kullanacağım onu bilmiyorum. Depolama için kasaba meydanı mı gerekiyor? Ne gerekiyor onlar için? Henüz kömür üretemiyorum. Isıtma, pişirme ve demircilik için lazım kömür. Duvarcı falan lazım. Kaya temizlemeyi yapamıyorum zaten daha. Daha beklenebilir efendim. Daha beklenebilir. Bir saniye. Dediğim gibi abi, işçileri krize sokmayacak şekilde. İşçiler krize gelmeyecek. Holeb65'cim ekstra demir için teşekkürler canım. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah yiğidim. Eyvallah yiğidim. Şimdi sevgili dostlar. Çok dediğim gibi köyü tıkırında bırakacak şekilde. Şuraları hemen 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Tamam şu 3 yer bir bitsin yeter abi. Kaç yapı ustası istiyor? Bura 20. Ananın nikahı. Ama yangın sorun çıkarmaz orada ya. Hain Ponçik şehri kalabalık bir şehir oldu. Eyvallah. Ama yani buraların böyle soğuması gerekmiyor muydu? Su alındı, halledildi. İnanılmaz. Burada nasıl yangın çıktı arkadaş? Onu bir anlayabilsek. Yani ansızın yangın çıkması beni bir şaşırttı. Bu arada base'in etrafını çok büyük çevrelemeye çalışıyoruz. Ondan sıkıntı oluyor muhtemelen de. Buralar çok savunmasız be. Yani şuralara falan bir okçu kulesi atsak, bir şeyler yapsak iyi olacak da. Şehrin bu tarafına da yani ne bileyim baba, veba mı yedik? Evet, veba yemişiz. Yani şehrin bu tarafında da ne yapalım abi? Her yere yetişemem ki. Evet, vebadan dolayı halk sinirli. Hastane yaptık ya, yiğidim. Adamlar daha açlıktan yeni kurtuldular ama nankörlük diz boyu gerçekten ya. 14 kişilik yer boşta. Köy iyi baba, köy iyi. Toplar kendini, köy iyi. Rastgele taşı yok et. Aa, çok ikrama geçer valla. Bir yerden yani böyle bir taş maş sökülür, 10 numara olur şuradan bir yerden. Mis gibi olur, mis mis. Ali'cim teşekkürler canım. Yani pek şansımıza gelmedi. Dostlar bu arada kendinizi kötü hissetmeyin. Şimşekli fırtına verin isterseniz bir görmüş olun. Hazır saldırılara da var. Şimşekli fırtına acayip bir debuff çünkü. Ya sana şöyle söyleyeyim, bu debuff ejder fırtınasına eş değer. Verin bir görün kanka. Verin bir görün, biz toplarız her türlü. Sıkıntı yok. Ama bir görmen lazım yani. Sert bir debuff o. Sert bir debuff. Şöyle şuralardan. Tamam yeter Samet. Sakin. Köy girişini böyle tek bir yere kıstırabilirsek o güzel olur biliyor musun? Bak şimşekli fırtına acayip bir şey. Bunu sen istedin. Evet evet evet. Görün diye istedim dostum ya. Görmüş olun yani. Hep buff hep buff olmaz. Bir görmüş olursunuz en azından. Nasıl bir şey olduğunu yani böyle. Çünkü şimşekli fırtına hakikaten sert bir debuff'tır yani. O Vikingler ve ejderle eş düşmemesi çok çok iyi olur. Hem siz de görmüş olursunuz. Çünkü hakikaten hazmedilebilir bir şey değil. Bayağı sağlam bir şey o. Bir tane okçu kulesi yapacağım şuraya. Çünkü buranın savunması neredeyse sıfır abi. Hatta şu katedralin kenarına da bir tane yapsak çok çok hoş olur ama öncelikle bir şuranın işçiliği bitsin. Tamam bitmiş, çok güzel. İşçilik bitmeseydi sıkıntıydı çünkü. Bence bu arada şuradaki surda da tamamlayalım ya. Çünkü çirkin duracak yani gördüğüm kadarıyla. Tamam. Şimşekli fırtına geliyor mu? Geliyor geliyor. Bak 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 bak. Bak şu şimşekli fırtına bir gelsin, sen başımıza neler gelecek gör. Diyeceksin ki Hyper Boss'cum eyvallah canım. Abi anlattığın kadar varmış bak. Her yer yanıyor reis.
Her yer yanıyor böyle. Hani bu ejder saldırısına eş değer kanka. Şöyle bir köyü uzaklaştırayım. Sizden göremiyorsunuz da. Ejder saldırısına eş değer. Her yere çekiyor, görüyor musun? Surları, tarlaları tutacaksın, kuleleri tutacaksın. Her yeri tutacaksın yani. Sağlam bir itfaiye teşkilatın yoksa pertsin abi. Bak bizim buradaki kule yıkılır misal büyük ihtimalle. Ha, ejder fırtınası kadar olmadı. Evet, şanslıydık burada ama serttir yani. Kar yağdı şansımıza, kurtulduk. Serttir. Tabii bir ejder fırtınası değil. Ejder fırtınası tüm köyü yıkar. Hatta şimşekli fırtına halkı korkutmamış bile. Klinikler çok kalabalık ya da personel çalışmıyor. Allah Allah. Olamaz öyle bir şey. Demek ki klinikler çok kalabalık arkadaşlar. Bizim bir tane hastane açmamız lazım hocam. Barış zamanı verirseniz bu arada Vikingler falan geç saldırır, haberiniz olsun. Bir tane hastaneye ihtiyaç var abi. Hastaneye ama yerleşimin yoğunlukta olduğu yere vermek lazım. Bak buralarda evler var, yerleşim yoğunlukta. Hastaneyi şuraya ver, sonra 1, 2, 3, 4, 1 buraya, ardından buraya bir okçu kulesi. Bekle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yapı ustalarına aniden böyle 40-30 kişi, 50-60 kişi yollamayacağız ki. Adamlar yetişecekler. Bu arada başardık chat. Başardık, yemin ediyorum sonunda başardık. Yani her yerimiz birbirine denk şu anda krallar. Abi taş ocağını ufaktan bir devreye sokalım mı? Taş ocağı çalış. Çalış. Bin iyidir ama kullanılıyor baba. Kullanılıyor. Bin iyidir, depolamalarımız falan da var, barış zamanı. Vay! Zeynep Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Fake'in mi kız bu? 3 tane mi P vardı yoksa Nick'inde? Ben mi dikkat etmedim? Bak. Zaman sıfırlandı. Artık dalmayacaklar. Sanırım ejder falan da verebilirsiniz. Ejder falan da gelebilir. Bu bizim chat mi? Ne oluyor ya? Ya bizim chat, bizim chat. Tabii. Tabi tabi, sürekli bana lak 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 geçirmeyince şeyi sandınız değil mi? Ben buradayım, alo. Tamam ya, fake değilmiş kızcağızın. 3 P'si varmış hakikaten Nick'inin. Ziyacım, raid'in için teşekkür ederim canım. Oğuz abime de çok çok selamlar bu arada. Siz Oğuz abiyle beraber Rimworld oynuyordunuz herhalde. Enfes bir oyun Rimworld ya, ama benim beynim basmıyor. Kasaplar çalışmıyor mu hocam? Askeri eğitim, pazarcılar, yedek depo işçileri. Yani çalışıyor olması lazım şeylerin, domuzların. Biz burayı bir tur iptal ettik ya, herhalde et gelmiyor reisler. Herhalde et gelmiyor abi. Çünkü biz burayı bir tur bir iptal ettik. Halk sağlıklı, etini sütünü yiyebiliyor abi. Etini sütünü yiyebiliyor. Halk sağlıklı, et çok yeniyor galiba. Ne kadar yeniyor misal? Bak 52 food... domuzlardan geliyor diyor. 56'sı yeniyor diyor. Maruziyet nedeniyle kaybediliyor domuzların bir parçası galiba. Tavernada falan bol bol domuz eti yeniyor abi. Şu domuz etleri aslında iyi yani. Domuz tarlaları iyi çalışıyordu da. Biz burayı, bu orayı, biz burayı belli bir dönem kapattık ya. Ondan sıkıntı çıktı galiba. Abi şuraya bir su kuyusu. Su kuyusu atılmıyor mu oraya? Bir itfaiyeci daha yapalım bence ya. Bir itfaiyeci daha yapalım abi. Halkın mutluluğunu her daim önemseyelim ve bir itfaiyeci daha yapalım. Ne geliyor bu arada? Ücretsiz bina. Eyvallah. Eyvallah Ardacım, teşekkürler. Ücretsiz bina çok çok iyi ya. Ücretsiz binaya ne yapılabilir peki? Ne oluyor ya? Abi debuff gelmeden şimşekli fırtına geldi. Üstüne veba geldi. Sanırım chat'i oyun dengeliyor reisler. Chat'i oyun dengeliyor böyle. Chat güzel şeyler verdiğinde oyun böyle beğenmine koduğumun diyor. Vuruyor ağzımıza iki tane. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Abi büyük salon yapın, büyük bir ziyafet çekin diyor da kışla. Bence bir ordu basmanın zamanı geldi ya. Bence böyle bir yerlerde abi bir asker basmanın zamanı geldi. Net bu arada oyun öyle yapmadı mı? Net öyle yaptı bu arada ya. Buff'a, buff'a, al bakayım sana buff diye. Güzel, bize bir sert sert müdahalede bulundu oyun.
Şimdi şuradaki soruları tamamlamaya devam edelim. Özellikle kış mevsimiyken abanıyorum abi. 5'ten fazla yapmayacağım. Kış mevsimiyken abanıyorum. Yangın çıkmasın diye. Bizim köy bu arada çok darda kaldı. Buraları da açmak lazım. Bak burada da bir taş ocağı var misal. Buradan da taş çıkar. Yedek depo yaparız şuraya bir yere böyle. Depolar yapılır, evler yapılır. Katedral burada olduğu için evler buranın etrafında olmalı diye düşünüyorum. Bekleyeceğiz efendim, sakin sakin. Taş çok pahalı olur abi. Taş çok pahalı olur. Yani aşırı maliyetli olur. O yüzden taştan yapamayız mekanları. Bak krallığımız dolmuş abi. Krallık dolduğu için ne yapacağız? Şuraya bir yol. Buranın arkasına yine malikaneler buralara. Bak şöyle bir yol geçebilir buradan misal. Buradan bir yol geçip arkaya malikane dizilebilir ya da direkt malikane atacak olsak, evet yetmiyor. Alicim kömür için teşekkürler. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. En azından böyle depomuzda kömürümüz oldu. Şu yerleşim yerlerini kullanmak istiyorum da bir türlü kullanamadık ya. Baksana hep bir sur derdimiz var. Yine veba. Ben hastane yapacaktım en son ya. Bir hastaneyi daha, hastanemiz var aslında. Bir hastane daha yapsak şöyle köşeye. Ama iki hastane fazla mı olur acaba? Yok gerçi ya, iki hastane fazla olmaz. Köylülerin sağlığı mükemmel baba. İki hastane fazla olur. Hastaneyi salla, bekle. Halk bir şey talep etmeden biz de bir şey yapmayalım. Yerleşim yeri sıkıntımız mı var şu an? Evet, yerleşim yeri sıkıntımız var. Bizim yerleşeceğimiz alan belli abi. Şu yerleşip kullanacağımız alanı bir odundan arındıralım hocam. Odundan bir arındıralım şurayı. Buralar kullanılacak çünkü. Buralar kullanılacak. Hiç debuff gelmiyor bu arada. Gerçekten ben hayretler içerisindeyim efendim. Teşekkürler arkadaşlar. Keyifli seyirler, ne diyeyim. Köyü ölümden iyi kurtardık bu arada ya. Net açlıktan ölüyordu abi bizim köy. Domuz yetiştiricilerimiz de var aslında yani. Onlar da bayağıdır çalışıyorlar aktif olarak. Bu domuz yetiştiricilerimiz aktif olarak çalışmasına rağmen acaba neden bir sıkıntı yaşıyoruz anlayabilmek pek mümkün değil doğrusu. Bir kılıçlı birlik eğitelim mi? Bence eğitmeyelim. Şu anlık gerek yok. Şu anlık keyifler yerinde zaten. Surlar tamamlanıyor. Mekan genişletiliyor. Şuradan da odunu kes. Sonra buraları bir kes. Buraları bir açacağız şimdi. Buraları bir açacağız. Nereye ne yapılabilir? Nerede ne kullanılabilir? Vallahi adam ben de şaşkınım ya. Lady Dimple, merhabalar, hoş geldin. Lady Dimple'ın ponçik bir aurası var ya. Hanımefendi böyle chatimize güler yüzle, kalplerle geldiği için biz de bir yumuş yumuş oluyoruz efendim, öyle değil mi? Abi bak, şimşekli fırtınaların sayısı artmaya başladı. Herhalde chat bana buff verdikçe oyun sana ben bunları yedirmeyeceğim şişko deyip böyle bir bize sert müdahalede bulunuyor efendim. Onu ben bir çözümledim. Ben bir deneyimledim. Şöyle katedralin yanına yol yapıyorum. Buradan katedralin etrafını bir tur turlayacağız. Bununla beraber buralara bir iki tane malikane atmamız lazım. Köy çok mutlu. Her şey çok iyi ama bu köyün sayısının da artması gerekiyor sevgili dostlar. 1, 2, 3. 3 adam, 3 tane yer yaparız buraya. Ama yangın riski var. Bence yangın riskine karşı bütün buraları da koruması açısından bir itfaiye istasyonu falan görevlendirilebilir burada. Kenarda köşede bir yerde örneğin. Bak şuraya şöyle ortayı boş bırakalım. İki bina dur. Üçüncüyü vermeyeceğim. Üçüncüyü vermeyeceğim. Sakin. Neden? Eğer yapı ustalarına işçi çok yönelirse alt kademeler iş yapamazlar. Asker eğitimcileri gibi falan. Onlar iş yapamazlar, çok zor olur. Oylama süresini bir dakika mı yapalım? Ama o zaman sürekli böyle bir şeyler gelir. Sürekli bir şeyler gelir. Ondan dolayı sıkıntı olur. Odun olmadan küçük çocuklar üşüsün mü? Vicdanınız nerede?
Veba veriyor bizimkiler değil mi? Alp abim hoş geldin abim nasılsın? Oy süresini bence kısalt ama o zaman ben seriyi ilerletemem dostum. Sürekli bir şeyler gelir. Bak veba geldi misal. Bu veba ne demek? İnsanlarımız hastalanacak demek. Bakınız efendim insanlarımız burada hastalanıyorlar. Eğer gerekli çalışanlarımız, hastane çalışanlarımız klinik müdahaleyi gerçekleştirmezlerse bütün köy saatli bomba patlıyor. Arkadaşlar kötü etkinlik verin mi? Alp Bey, Alp Bey! Hey 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 Alp Bey! Neden böyle yapıyorsunuz efendim? Neden? Ama ben dün Alp abiye neler ettim Age of oynarken? İzlediniz mi dün Age of Empires 3'ü? Bak Reply'den izlersin. Alp abiye sürekli... Ya bir insan sürekli... İnsan sevdiğiyle uğraşır tabii de. Ben Alp abiyle biraz fazla uğraşıyorum. Sonra da gidip özür diliyorum chat. Abi yayında çok üstüne gittim. Kusura bakmadın inşallah değil mi? Yok canım daha neler diyor. İstanbul'a bir yolun düşerse... nereye gidin? Hani minik de bir tehdit yapıştırıyor abi ardından. Sen diyor gelmeyeceksin mi yanıma? Geleceğim abi. Tamam diyor. Tamam. Sabırla o günün gelmesini bekliyoruz. Sabırla böyle döşeyeceği günün gelmesini bekliyor. Döveceğim Evet arkadaşlar şu an köy çok iyi gidiyor. Viking saldırısına daha 3 yıl var. Ejder saldırısına 6 yıl var. 15 kişi daha köye katıldı. Çünkü köy güzel gidiyor abi. Köy güzel gidiyor. Genel anlamda keyfimiz yerinde ama gördüğünüz gibi köy şuradan saldırı alırsa güvende. Bu alandan gelmeli saldırılar. Bu taraflardan saldırı gelirse Allah'a emanet abi. İşler çok kötü. Özellikle şu bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor çünkü buraya askerler çıkabiliyorlar. Burası bizim bug'ımız gibi bir şey yani. Buranın etrafına bir teşekkürler Şamil Babuş. Buranın etrafına bir 3 tane kule dikmek lazım anladın mı? Hani üçlü ateşi alsınlar, Vikingler yatsın burada aşağı. Onun dışında bize tehlike arz eden bir yer yok. Yapacağımız hamle çok basit abi. Keko olmayacağız. Etrafımızı kapadık mı? Diyelim kapadık. Giriş şurası. İçerideki kulelerin bir kısmını yıkacağız, bir kısmı duracak çünkü ejderhaların hala gelme durumu var. Kapıya yerleştireceğiz kuleleri. Vikingler her akına geldiklerinde çarpıp çarpıp ölecekler. Abi yemek muazzam, meyve muazzam, bebelerin kursağından domuz eti geçmiyor yani. Et yemeleri lazım, et tüketmeleri lazım. Bir yerlerde bir et farmlama alanı yapmak gerekiyor artık. Vergiye ihtiyacımız yok sevgili dostum. Halkımız mutlu kalmaya devam edebilir. Meyhaneler kalabalık diyor. Evet Alp abinin çete gelip selam vermesiyle bizim halkın böyle uslu uslu oturan çocukların meyhane diye bağırması gerçekten çok denk düştü. Muazzam bir denklik değil mi efendim? Yerleşim yerlerimiz ağırlıklı olarak burada. Buraya bir yere meyhane yapmak mantıklı olur mu? Elbette ki olur. Ama odunumuz yeterince var. Şuradaki oduncuyu bir yıkalım. Çünkü buradaki oduncu artık yetişememeye başlayacak. Odun için farklı alanlara yönelmemiz gerekecek efendim. Hakikaten böyle Alp abi gelir gelmez meyhane. Çok kalabalık. Et yetmiyor baba. Nüfus çok arttı. Et yetmiyor. 315 kişi olduk artık. Et yetmemeye başladı. Bak buralarda böyle sebze yetiştirebileceğimiz alanlar var. Bence domuz kasabı da yapılabilir buralara. Şöyle bir köşeye bir yere yapalım. Sonrasında bu köşeleri falan kullanamıyoruz abi. Buraları kullanabilmek için yollar inşa etmemiz gerekecek. Yollarımızı da yaparız. Şöyle minik barış zamanı. Oho köye saldırı gelmiyor baba. Vallahi köye saldırı gelmiyor. Saldırı zamanlarını da bizimkiler es geçti. Köye saldırı gelmiyor. Vay 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 vay. Bizimkilere ne oluyor böyle ya? Surların etrafında rahat turlayabilmek adına sevgili dostlar. Şöyle şuralara bir yolla döşeyelim. Diğer köşelere de böyle misal şuraya bir mancınık verilebilir. Buraya mancınık verilmesinin sebebi şeydir efendim. Mancınığın alanı daha geniştir. Mancınık daha çok yere müdahale edebilir. Gemilere falan da sıkar anladın?
Buralar güzel. Buralara da yerleşim yeri yapılacak. Buralar da şöyle bir şey yapılacak. Buralara da böyle bir odunları keselim. Yol yapacağız ki yerleşim yeri kurabilelim. Surları tamamlamaya çalışacağım efendim. Ağırlıklı olarak hedefim bu. Biraz zorlayın, adam oyunu bitirdi be. Kamera ne oldu kameraya? Yamuldu mu? Önemli değil. Düzgün olduğunda ne görüyorsunuz sanki? Düzgünken ne görüyorsunuz reisler? Bırakın yamulsun abi, bir şey olmaz ya. Bende sesin yok. Nasıl ya? Hemen o meyhaneleri yıkar mısın? Köylüler edepli olmalı. Zeynep Hanımcığım, maalesef meyhaneleri yıkamıyorum efendim. Böyle bir fark etmişsinizdir. Orta çağ atmosferi var. O çağlarda alkol tüketmek oldukça normal karşılanan bir durum. Alkol tüketmeyenleri dövüyorlar o çağlarda efendim. O yüzden alkol tüketimi devam edecek tabii ki. Meyhaneler hizmet vermeye devam edecekler. O çağlarda. Vikingler yok demiştin. Al sana Viking. Baba gelsinler bak, bizim savunmalar hazır. Yani şuradan gelirlerse hiç sıkıntı yok. Tek korktuğum yer Demirbaycığım, teşekkürler. Tek korktuğum yer şurası bak. Bu alan savunmasız şu an. Buradan gelirlerse bir tane kule bakıyor oraya, görüyor musun? Bir tanecik kule bakıyor. Ölürüz ama sıkıntı yok abi. Yine şansın yardımıyla tek bir noktadan geliş yapıyorlar sevgili Vikingler. Gene buradan geliyorlar ve buralar kulelerle dolu. Yani bize bir şey olmayacak, merak etmeyin. Endişelenmeyiniz efendim. Alp Bey. Efendim sizde bir hazımsızlık sezmekteyim. Neden bana debuff attırıyorsunuz efendim? Ayıp değil mi? Demirimiz burada bu arada dostlar. Yakında demiri de çıkartabileceğiz, merak etmeyin. Ahanda Vikingler geliyor baba. Bak gelen Vikingler. Buradan geldikleri sürece hiçbir sıkıntı yok. Çünkü buralar çok fazla okçu kulesinin gözetiminde. Aa, biri ölmüş reislerden. Hop gitti. Arkadaki geliyor. İlerleyemedi bile. Köylüler korkmadılar bile abi. Çünkü adamlar ilerleyemiyor. İleride ben burada sadece şuradan minik bir... Arkalama. Arkalayan gaming. Arkalama yedik abi. Arkacı namussuz. Vallahi geldi, arkaladı. Buraların da savunması biliyorsunuz abi. Hafif tırtülü Adem. Malikanelerin içinden geçtiler mi, öldüler mi? Öldüler de yani, bizim köylüler de bir ufak bir... Köylüler değil, ben 3.5 ettim. Ben bir 3.5 ettim reisler. Gemiler ikilemeye başladıysa ölmüşlerdir. Ölmüşler abi, gemiler çünkü ikilemeye başladılar. Gayet güzel. Abi biz bir totişimizi savunmaya almaya devam edelim mi? Bak, totiş önemli kral. Totiş önemli. Totişi savunmaya alırsak rahatız. Şuranın etrafını bir turladım mı benden güzeli yok bak. Şuralara bir giriş yapacağım şöyle. İleride kurt var. Şu kurtların anımızı ağlatmaması için oraya da bir asker yollamamız lazım ama asker eğiten adamlarım yok. Daha iyi ürün verimi geldi efendim Samet Hyperboss'tan. Teşekkürler. Yani yemek ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Et tüketimi hala yetersiz. Et üretimi hala yetersiz daha doğrusu. Ete de büyük önem veriyoruz efendim. Buralara da böyle bir tarla marla bir şeyler yapılabilir. Şu surlar bir tamamlansa rahat edeceğiz de. Zeynep hanımefendiciğim beni destekliyor efendim. Bu konuda bir şaşkınlık içerisindeyim diyeceğim de. Yok ya, genelde Zeynep'e zaten salça olan bendim hep. O nasıl bir şeyse böyle. Çok güzel bir tonlama değil mi ya? İyi etkinlik verenler yandı mı? Alp Bey! Hey! Efendim ben sizin yayınınıza gelip Warhammer Vermintide'da potlarınıza el koyuyor muyum efendim? Teşekkürler Zeynep. Abi tehdit ediliyoruz abi. Sıkıntı yok ya, sıkıntı yok. Köy zor durumda değil arkadaşlar ama gördüğünüz gibi yani gerekli savunmayı yapmazsak sıkıntılı duruma düşebilme ihtimali var. 3 köylü daha yaşlılıktan öldü. Güzel güzel abi, adamların çok affedersiniz kıçları ağrarak ölüyorlar. Kıçındaki kıllar ağrarak ölüyor. Yani bu ne demek? Köyünün refahı mükemmel demek abi. Köy refah durumda şu an.
Şimdi hemen arka sırt surlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yapmaya devam edeceğiz baba. Buraları şöyle bir halledersek acayip rahat edeceğiz. Şu an hızlı gelişebilmemizin sebebi fazla adam almayışımızdan kaynaklanıyor bu arada. Artı 11 gelir. Vergilere henüz bindirim yapmadık. Dev saldırısı geliyor galiba. Efendim yine İdikut'un başının altından çıkıyor dev saldırısı. Sevgili dostlar, dev Vikinglerle beraber aktif olur. Vikinglerle beraber gelip giderler, bilginiz olsun. Yani Vikingler dalana kadar o dev bana gelmeyecek. Şehir çok dolu, insanlar gelemiyor. Olabilir, olabilir. Şehir doludur, doğrudur efendim. Yine Vikingler geliyor galiba bizi ziyarete. Şuradaki odunu bir kesebilir miyiz? Savunma sanayine odaklanmaya çalışıyorum da bol bol. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Şuraya bir mancınık kulesi çok tatlı olabilir diye düşünüyorum. Buraya bir mancınık kulesi verelim. Asker eğitimi gerçekleştirdiğimiz alanın kenarına hemen bir okçu kulesi daha yapabiliriz ama kulelere ileri kurmaya çalışacağım. Şimdilik azıcık sabredelim, halledeceğiz. Eyvah, gene Vikingler geliyor galiba. Sevgili Olgun Beyciğimin tabiriyle bir eyvah amık deme durumun söz konusu gerçekten. Şimdi bir saniye, asıl eyvah amık buraya. Ne yaptın sen Avel? 47 kişi yapıya. 47 kişiyi yapı ustasına verirsen ne olur kanka? İyi, domuz endüstrisinde çalışanlar riske girmiyor, güzel. İleride askeri eğitmeye başlayacağım da şimdilik kuleler yeter buralara ya. Şuralar bir bitsin komple. Abi şöyle gelip kapatacağım şuradan ve sonra rahatlayacağız ya. Gerçekten sonra rahatlayacağız abi. Baksana köy güzel duracak ya, yani ilerleyen vadelerde. 5 tane mi Viking gelecek? O çok kötü olur dostum. Mümkünse 5 tane almayalım efendim. Henüz hamama ihtiyaç yok. Barkın Bilir'den Viking saldırısı geldi. Eyvah 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 eyvah. Buradan gelecekler. Ve biliyorsunuz biz buranın savunmasını henüz tamamlamadık. Köy bir parça hasar yiyecek. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey yapılabilir. Asker eğitimini daha önemli bir pozisyona alırız. Asker eğitimini aldığımız önemli pozisyonun ardından şuradan bir birlik eğitime emri veririz. O birlik eğitilir ama Vikingler çoktan geldi bile. Şimdi sudan mı geçerler, karadan mı dolanırlar? Asıl önemli soru o. Sudan geçerlerse ki köpekler daldı birazcık orada. Şans yanımızda oldu. Onlarla beraber gelen devler de var. Şu an hazine odasına doğru ilerliyorlar. Yani yüzer gold para çalma dertleri. Karşılarına çıkanı da yakıp yıkıyorlar. Şimdi bunun şöyle bir sıkıntısı var. Elbette ki biz Vikingleri zaten dövebiliyoruz, pataklayabiliyoruz ama şöyle bir durum söz konusu. Bu Vikingler çok saldırgan bir tutum sergileyip köylülerimi de vurmaya çalışabilirler. Ve köylülerimi vururlarsa kaybederiz arkadaşlar. Adamların moralleri bozulur ve şehri terk ederler can güvenlikleri olmadığı için. O yüzden sur yapımına hemen öncelik vermek istiyorum sevgili dostlar. Surlarımızı hızlı hızlı inşa edelim efendim. Biraz fazla yapı ustası verdik, olur o kadar. Artık minik bir ordumuz var. Sir Jeremy's'in ordusu. Kıçlarında kurt var tabii ki bu orduların sanırım böyle. Hıdıdı 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 doparlandıklarına göre. Bak bunda bu dev saldırısı da Edikut'un başının altından çıkacak değil mi? Samet Hyperboss. O böyle bir dövüyor bir seviyor kanka. O bir dövüyor bir sövüyor. Onda sıkıntı yok. Şunlar bir tamamlansın. Bak çok az kaldı abi. Çok az kaldı, görüyor musun? Büyük amacımıza, büyük projemize çok az kaldı. Şehri surlarımız koruyacak sevgili dostlar. Surların ardındaki okçu kuleleri bu şehri daha da güvenli hale getirecek.
Ejderhaların baskınına karşı merkezi her zaman okçular koruyacak. Ki ejderha baskını gelme ihtimali mevcut hala. Yani 7 yıl içerisinde gözüküyor ama chat'in yardımıyla daha erken gelebilirler ya da daha geç gelebilirler. Köyde insanların bir kısmı yaşlılıktan öldüğünden dolayı boşta kalan dairelere diğerleri geçebiliyor. Buralara malikaneler inşa etmek istiyorum. O yüzden öncelikle kuleler biterken bir yandan yolu da tamamlayalım. Çünkü köy sıkıştı kaldı sevgili dostlar. Birazcık daha gelişmesi gerekiyor. Et yiyebiliyorlar mı? 90 et üretiliyor. 87 tüketiliyor. Abi bu... Biz bu döngüden kurtulamayız ama. Çok fazla çünkü... Nasıl bir et tüketimi o ya? Yani peki buğday yetiyor mu? Buğday yetiyor öyle ya da böyle galiba. Muazzam ya gerçekten. Köyümüz böyle birazcık daha gelişe dursun. Surlarımızı tamamlayıp kendimizi güvene almak temel amacımız, temel görevimiz efendim. Samet'i sevenler et 9. Oh wait. Kimse vermiyor değil mi? Yo bayağı veren var canım. Alp Bey, Alp Bey efendim pes mi ettiniz acaba? Pes mi ettiniz acaba Alp Beyciğim? Debuff verdirme konusunda. Teşekkürler sevgili Barkın Bilir. Teşekkürler. Aha! Dev saldırısı, ejder saldırısı, viking saldırısı. Hepsi birbirinden beter. Nasıl güzel bir etkinlik bu ya. Aa, daha surlarım tamamlanmadı daha. Abi. Ne zaman Alp abiye laf atsam böyle başıma bir şeyler geliyor. Ben Alp abinin o şans seviyesine erişemedim ya. Ejder geliyor galiba. Birazcık abandığımın farkındayım. Yani bu yemeğe bir parça dem vuracak. Ama bu yemek eksisi taş çatlasın bize 2 sezon etkiler. Ama Vikingler girip böyle bir bizi deşerse o çok kötü olur abi. Yapacağımız hamle belli buradan. Buradan gideceğiz. Şöyle kapatacağız. Kapattıktan sonra bitti gitti abi bak. Artık buralardan böyle Vikingler gelemez anladın mı? Şurada da bir okçu kulemiz var. Buraya diyelim rastgele çıktılar. Burayı harcarlar bir şekilde. Şu arkadaki görüyor mu orayı? O da görüyor bak. İki kule burayı harcar kanka. Yeterlidir, kafidir efendim. Ama Viking değil ejder geliyor. Doğru, o kadar korkmaya gerek yokmuş. Şu askerimizi görevlendirebiliriz. Gerçi ejder saldırısı var. Ejder saldırısına bu adamım hiçbir şey yapamaz. Kurtlardan kurtulsana kanka. Kurtlardan kurtul. Kurtulduk. Git iyileş. Şimdi kurtlardan kurtulduk. Eleman gidip iyileşirken. Abi burayı komple bir odundan arındırsın. Çünkü buranın arkasına savunmalar da inşa edilecek. O savunmaların inşası için de gerekli bura. Şu içeriği falan daha sonra temizleriz zaten. Temel amaç ejder gelecek bu arada. Biliyorum Erhil'in sayesinde. Erhil'cim teşekkürler. Temel amaç abi. Buradan ejder yola çıktı bu arada. Merak etmeyin hiçbir şekilde barış zamanı verse de bizimkiler ejdere bir şey olmayacak. Ejder gelecek. Burayı şöyle bir temizleyelim tamam mı? Arkasına savunma kuleleri falan dikeceğiz. Ve artık Vikinglere karşı %100 savunmalı hale gelip daha çok böyle iç işlerimize odaklanabileceğiz sevgili dostlar. Ancak şu an muhtemelen bütün herkes kereste işçiliğine yöneliyor. Bu yüzden domuz endüstrisi bir parça daha orada damage yedi efendim. Ejderha geliyor. Büyük bir ejderha. Bu ejderhalar hep zarar verecek bu arada bize. Her daim zarar verecekler ejderhalar. Ama bu sefer iyi sıktık haş. Beyler. Ejder vurmadan. Hadi canım devirdik mi? Ejderi devirdik. Vay. Vay. Tamam biz olmuşuz ya. Biz olmuşuz reisler. Normalde bu ejderin gelip böyle bize çok aşırı bir şekilde hasar vurması gerekiyordu. Ancak
Biz ejderi devirmeyi başardık. Bir yıl sonra Viking saldırısı. Haydi al başına belayı. Ama gerçi gelebilecekleri nokta belli ya. Böyle biraz hızlı olursanız ahali. Biraz hızlı olursanız. Şu an yemeği mahvettik bu arada. Evet, Vikingler geliyor bir yandan. Ya şuralara daha kulelerini falan dizemedik. Ooo, zaten Vikingler bize Toto'dan girmeye geliyorlarmış. İyi bari buradan dolanıp şuradan girmek zorunda kalırlar. Sir, yani bir ordumuz var, bunun farkındayım sevgili dostlar. Lakin o tek ordu düşmanla başa çıkabilecek kadar iyi değil. Curcunakov teşekkürler. Hani bu birazcık daha önce gelmiş olsaydı bu Vikingler şu an ziyaret etmiyor olurlardı burayı. Zamanında, vakti zamanında verdiğiniz devler de onlarla beraber geliyor şu anda. İkişerli, üçerli ordular halinde çok kalabalık bir biçimde geliyorlar. Dediğim gibi şans yanımızda. Oradan hala vuranlar var. Burayı tam bitiremedik yani. Burayı bitirip öyle gelseydi beyefendiler gerçekten çok çok hoş olurdu. Ben burayı bir mayın tarlasına çevireceğim ileride dize dize. Ama o sonraki zamanlara nasip kısmet demek ki. Vikingler surlarını yakıyorlar. Buralardan giremezsiniz ama dostlar. Ne yapalım? Surların üzerine de okçu mu yerleştirelim? Yani Vikingler orada ölüme atladı dostlar. Buradan dolanıp gelmeleri gerekiyorlardı. Buralara doğru gelirlerse ölürler. Hiçbir yerden çıkış yok çünkü. Haha, yemedi, geri dönüyorlar öyle mi? Abi galiba maçaları yemedi reislerin. Biri bir tur ölünce çok iyi değil mi ya? Biri bir tur ölünce diğerlerinin de kaçması çok iyi değil mi ya? Gerçekten çok iyiymiş. Bu benim hoşuma gitti efendim. Şimdi sevgili dostlar, yapacağımız hamle belli. Açıkçası hemen buraya bir depo kuracağız. Çünkü elimizde çok odun var. O odunları depolayacaklar. Bununla beraber buraları yerleşim yeri haline getiririz zaten yavaş yavaş. Bura komple bizim. Etinden, sütünden, odunundan, demirinden, her bir şeyinden faydalanırız abi. Şu köşelere kadar, diplere kadar yerleşeceğiz, merak etmeyin. Ama önceliğimiz savunma sanayisi sevgili arkadaşlar. Önceliğimiz savunma. Savunmamızı bir güzel geliştirelim. Geri kalanlar halledilecek bir şekilde. Şuradan şöyle... Sert oyuncu ordusu, teşekkürler efendim, teşekkürler Ali Bey. Ama şöyle bir durum söz konusu. Sert oyuncu ordusuna ihtiyacımız yok. Zira şu an savaş döneminde değiliz efendim. Barış ve refah dönemimiz var. Şuraya bir kule inşa edeceğiz hemen. Okçu kulesi. 4 birim üstüne bu. Olala. Sonra buradan şuraya bir okçu kulesi daha. Kulelerin etrafı sarılı. Burayı öyle bir şey yapacağım ki savunma muazzam. Kimse giremeyecek dayı içeri. Dışarıyı da iki tane ordumuz koruyacak. Sonrasında yerleşim yerlerine falan bakacağız işte. Bir tur daha Vikingler geliyor. Baba bir binaları yapaydık yav. Spider'lar biraz hızlı zamanlarımız mı? Biraz hızlı zamanlarımız sanırım efendim. 1, 2, 3, 4 üzerine okçu kulesi. Hadi bakalım. Şimdi savunmaya bu kadar yatırım yapmak. Elbette ki iş önceliğinde işçilerimize verdiğimiz şeyin birazcık azalmasına sebebiyet verecektir. Ama ileride bu nüfus artışıyla da bu durumun üstesinden gelinir. Ve sevgili Ananas babam Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Beyefendi teşekkürler. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Viking ordusu geliyor galiba. 38 saniyeniz var bak. Gelmek için hala minik bir şans var sevgili dostlar. Ücretsiz bir bina. Ücretsiz binaya ne alırız acaba ya? Böyle pahalı şeyler almak mantıklı. Vebaya karşı nane yiyememek için şey yapabiliriz. Hastane, meyhane... Katedralimiz var. Dini konuda hiçbir sıkıntımız yok. Eğlence, itfaiye, her şeyimiz var aslında ya bizim. Ciddi ciddi her şeyimiz var. Ücretsiz bina geliyor galiba. Hamam zor baba. Hamam zor. Hamam zor ama yapmak mantıklı. Barkın Beyciğim teşekkürler efendim. Hamam mantıklı. Hendek. Devleri yavaşlatır. Vay.
Koparayım mı şeyi? Karayla bağlantımızı koparalım mı abi? Ada olalım mı? Vallahi bütün karayla bağlantımızı koparalım ya. Koparmayacağız. Neden koparmayacağız biliyor musunuz? Oradan gelsinler diye. Ondan dolayı. Şimdi efendim yani ücretsiz bir binamız var ama hamam yapamıyoruz. Hamam için su çarkı lazım. Bari su çarkını bedavaya getirmiş olalım. Su çarkı nerede? Halka bir de hamam yaparsak var ya. Bitti abi. Oyunu tekledik ben size söyleyeyim. Halka bir de su çarkı verdik mi bitti. Şuraya bir su çarkı koyalım. Ama buralar nasıl savunulacak işte? Yani hamamı dışarı mı yapacağız abi? Dışarıdan çok saldırı alacak hamam ya. Dışarıdan çok saldırı alacak abi hamam. Bir sonrakine yaparız hamamı da çok saldırı yiyecek çok. Orayı nasıl böyle güvenli alan haline getirebiliriz onu düşünüyorum. Ama hamama spesifik olarak dalmazlar büyük ihtimalle ya. Belki etrafına bir 2-3 okçu kulesi falan verilebilir. Zaten hamam yapmaya daha zaman var. Ama bu arada sert oyuncu ordusu kalıcı bir buff imiş. Gördüğünüz gibi kalıcı bir buff'ımız var oralarda. Şuraya bir okçu kulesi inşa edilecek. Bununla beraber bir tane de buraya istiyorum efendim. Karşılıklı iki tane. Buna mutabıkken bir de şuralara, biri de şuraya mancınık kulesi inşa ederiz. Şu an bu arada yemek kıtlığı yaşayacağız. Çünkü ağırlıklı olarak şeye yüklendik efendim. Savunma sanayine yüklendik. Tamam. Abi okçu kulesi, okçu kulesi, okçu kulesi artı şuraya manco. Okçu, okçu, okçu arkaya manco. Geçiş yapabiliyorlar mıydı? Yapabiliyorlardı sanırım. Şura iptal edilebilir ya. Şimşekli fırtına yine barkından. Evet şimşekli fırtına aldığımıza göre. Abi kıyının öteki ucunda surlarımız var. Ben buraları nasıl yapacağım geri? Ay. Ay. Bir de üstüne Viking atmayın. Dur at. Efendim sevgili Leloch. Vibration. Umarım doğru okumuşumdur nickini. Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum size. Anası ağladı mekanın tabi. Kenarda köşede su birikintimiz var. Buralarda yangın riski o kadar yüksek olmaz. 1-2 blok alçaldığımız oldu mu? Olmadı. Tamam süper. Suyun kenarı falan bir şekilde kurtardı bizi. -4 mü? Nasıl -4 abi? Nasıl? Ama olmayan bir şeyi yiyemezsin ki. Nasıl -4 almış olabilir ya? Chat, mantıklı bir açıklaması olan. Oraya değil. Hayır. Mantıklı bir açıklaması olan var mı abi? Ne yaptın böyle hani adam yetişmeden mi yedin? Yavrularını falan mı yedi acaba hayvan? Bu arada Viking artık bize zarar veremez abi. Viking artık bize zarar veremez. Yani şu yapı yapıldıktan sonra ne kadar Viking gelirse gelsin bize bir fiske vuramaz hocam. Artık işin geri kalanı da halkı idare etmek, yemekleri falan şey yapmak. -4 çok ilginçti gerçekten. Yani nereden borç alacak kanka? Map'te bir tek ben varım. Nereden, kimden borç alacak? Nasıl eksi? Neyin eksisi? Su mühendisleri yok tabii ki. Su mühendisleri çalışmıyor. Evet 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 evet. Vikingler geliyor. Baba hadi Vikingler. Ulan Şener, ulan Şener. Her şeyin başının altından çıkmasan olmaz değil mi zaten? Aşağıdan geliyorlar efendim gemiyle. Aralarında evet bak diğer baba yiğitler var. Devler de var chat. Devler de var görüyor musunuz? Sizin verdikleriniz sevgili dev ordusu da orada. Hızlı geldi eleman tahmin ettiğimden. Sevgili Sir Noah var burada. Sir Noah'ı kapıya koyalım. Bir tane daha asker eğitmeyi rica edelim. Buraya şöyle bir üçlü ordu kurarsak daha da kimse gelemez. Yapıldı mı okçu kulesi? Lütfen yapılsın ve bitsin. Lütfen yapılsın ve bitsin. Hadi yapı ustaları. Hadi yapı ustaları. Hadi yapı ustaları. Aha aynen yapıldı. Bakalım Sir Noah'ın ordusu burayı tutabilecek mi? Sir Noah tek başına bütün Vikinglerin üstesinden geldi efendim ve kaçış operasyonu ha. Sir Noah. Efendim Sir Noah ve ordusu
Sir Lancelot da aralarına katıldı artık. Tamam, bu iş bizde dostlar, bu iş bizde. Artık Vikingler gözlerinin ucuyla bile şehirlerimize bakamayacaklar. Yalnız tramva yemişler sanırım. Burada köylüler çalışıyordu. Köylüler çalışırken geldi Vikingler. Ondan oldu bu sıkıntı. Ama ağırlıklı olarak şunu söyleyebilirim ki bizim oradaki askeri varlığımız sevgili Viking kardeşlere 4. Şuraya da bir mancınık verilecek. 1, 2, 3, 4. İkişer de mancınık. Askeri varlığımız Vikinglere eziyet oldu. Tamamdır. Sevgili Sir Geralt gelmiş ordunun başına. Sir Noah beyefendi sanırım yaralanmış. Bir tane daha asker rica edeceğim sadece ama bu bizim vergilere sert vurmuş. Artı 27, güzel. Bu bizim vergilere bayağı vurmuş abi. Birazcık vergi alacağız adamlardan. Sakin olun, vergi geliyor. İdikut'la dev saldırısı. Sakin olun abi, vergi geliyor. Artı 26. Birikir, 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 sakin, birikir. Para veremezsek bu arada bütün kuleler aynı anda çatlar ve ölürüz. Askeri eğitimi iptal et. Para cebimizde kalsın. Artı 26 ile duralım orada. Üçüncü bir ordu basmayacağız henüz. Zira çok fazla yapı yapmışız ve bu yaptığımız yapılar bize zarar vermiş. Şimdi yapacağımız şey ekonomiyi toparlamak sevgili dostlar. Buralar artık yapıldı. Savunmalar gayet güzel. Bu savunma sanayini kolay kolay yıpratamazlar efendim. Yıpratamayacakları işin sonraki aşamada yapacağımız şey elbette ki yerleşim yerlerini daha iyi bir şekilde ayarlamak ve artık taş işçisi çalıştırmamak, öyle değil mi? Yani 2000 tane taşı kim bitirecek Allah aşkına? Şöyle bir hemen taş çalışanlarını iptal edelim. Lazım olursa tekrar aktif ederiz onları, 2400 bitmez çünkü. Ve Sametullah. Bu arada Samet abi, senin Steam'deki Entei oyunlarını ben oynuyorum. Yayın ondan kasıyor bazen, haberin olsun demiş. Eyvallah, eyvallah. Vallahi benim Steam'de de var bir 80-90 tane hentai oyunu falan. Arkadaşlarım biraz şey olunca. Tabii. Kanka sana hediye aldım diye. Sırf onlara girsin diye kabul ediyorum, ondan oluyor abi. Sırf onlara girsin diye lan diyorum. Size zararı olsun, bana yeter. Köye yeni gelecek insanlar için yerleşim yerleri inşa edelim. Bir yandan da domuz çobanlığı yapacak yerlere şöyle bir yönelelim. Artık daha fazla kule almayacağız. Artık daha fazla kendimizi yıpratmayacağız. Zira çok sıkıntılı durumlardayız. Yemek kesinlikle çok önemli. Teşekkürler efendim. İdikut'dan veba gelmiş. Sevgili İdikut vebayı yollamış ağzımızın ortasına. Ve odunlarımız neredeyse bitik. Odun da kesmek lazım. Var var, hastanede çalışanım var. Hastanede çalışanım var. Dışarıdaki odunları bir sömürelim mi? Bak, dışarıdaki odunları bir sömür, sonra içeridekileri de sömüreceğiz. Allah'ım, bir yandan para sıkıntısı, bir yandan odun sıkıntısı. Bir yere bir ormancı falan kurmak gerekecek ya. Şuralara falan bir ormancı kuracağım. Buralara domuz domuz üretim tesisi falan yapacağız. Şöyle bir sadece hazırlanmayı bekliyorum. Sadece bir köylü ölmüş vebadan. İyi iyi, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Mezarlığımızda yer var hala. Durumlar iyi efendim, durumlar iyi. Bir yıl sonra bir daha Vikingler geliyor. Gelsinler lan, bak her şey hazır oğlum burada. Her şey hazır. Gelebilecekleri tek yer belli. Her yer hazır da hallederiz. Hepsinin icabına bakarız. Ormanı birazcık fena kesiyoruz ama. Abi altın sıfır mı? Altın sıfır, daha fazla adam lazım. Ya da ne yapacağız? Krallar bak. Ne yapacağız biliyor musunuz? Base'deki mancolardan birini yıktık dayı. Base'dekilerden biri yıkıldı. Acık para gelecek. Yani ejder geldiğinde evet sıkıntıdayız ama burası zaten yeterince güvenli. Şuraya bu kadar adam lazım değil. Bunlardan birini daha iptal edeceğiz şöyle. Bir iki iptalle köyü kurtarırız. Sonra zaten ilerleyen vadelerde şey olacağı için suyun kenarı oğlum, orası söner. İtfaiyeci var diplerinde.
İtfaiyeci var, gider söner. Ahşap kale bloğu yanıyor. Bildirimlere baksana, daha iyi ürün verimi. Eyvallah. Ne? Kaç? Kaç tane? Pardon? Ha, destekle geldiler değil mi onlar? Uy. Abi bu nasıl? Ne yangını bu? Ne yangını bu? Ne yangını bu? Aa. Nazar değdi. Üstüme iyilik sağlık. Tam herifleri dızır diye böyle bir kestik de. Zarlı testere gibi. Kanka nereden dolanırsan dolan her yer kapalı. Her yer kapalı babacım, her yer kapalı. Aa, bu nasıl bir yangınmış ya? Bunların dibine bir de kuyu çakmak lazım ya, belli. Bunların dibine bir de kuyu çakmak lazım. Bak bir tane şuraya. Aa, yapamıyoruz oraya kuyu muyu. O zaman yol falan yapılacak abi, bir saniye. Bir tane yol. Şuraya yol yaptım, buraya kuyu. Buraya yol, kenarına kuyu. İki tane kuyu yapacağız buraya. Vikingler hala buralardalar bak. Yer aramaya çalışıyor. Boşuna arıyorsun paşam, boşuna arıyorsun. Bir tane daha mı Viking yolluyorsunuz? Tansevi'yi de alttan taktik veriyor ya insanlara. Kankalar bakın yanlış yapıyorsunuz, onu öyle değil böyle yapın. Böyle daha iyi dürtersiniz diye. Ulan Tansevi, ulan Tansevi. Dost bildiklerim hep şey çıkıyor ya. İyileştirilmeye ihtiyacınız var mı? Yok, bizim reislerin orduları sağlam. Şener'den bir Viking saldırısı daha. Şaşırmadım. 5 saniye içerisinde Viking geliyor gene. Ötekiler bir gideydi, ötekiler bak. Bak bunlar kaçıyor, bunlar geliyor abi. Hemen yerlerine yenileri, hemen yerlerine yenileri. Bir de ejderha geliyor üstüne. Olala, olala bebek, olala. Babuşa combo yapılıyor şu an. Combo, combo. Tamam, buralarda bir şey olmaz ya. Ejderi falan deviririz herhalde. Ya bir şey diyeceğim. Biri buralara böyle bir... Arkadaş. Biraz daha sıkın. Lütfen. Başarırsınız. Anasını... Anasını dürttü ejderha. Anasını dürttü. Bir de Viking geliyor kenardan. Ağzına sıçtı ejderhaya bak. Amık ejderi. Abi. Yıkılışın eşiği galiba ya. Evet abi, adam her yere böyle bir fuşra da attı gitti. Ben böyle bir fuşra da görmedim ya bu arada. Bildiğin toplu yaktı la. Vallahi toplu yaktı. Bir de daha yavaş köylüler. Ana, o ponçik, o sövecen chat gitti. Yerlerine birer çaki geldi efendim. Yerlerine birer çaki geldi. Hanımefendiler, beyefendiler, neler oluyor? Ejder sağlam eğim kastı canım. Ejder bize böyle bir contaları söktürdü. Şimdi hala et üretimimiz kötü. Bir yerden et de üreteceğiz de. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu daha yavaş köylüler buff'ını da verin. Ufaktan save alalım, bugünlük bu kadar diyelim. Yalnız dediğim gibi yani Vikingler falan bize zarar veremez abi. Burası ağzına kadar dolu. Şuradaki ormanları da yavaş yavaş biçip biçip yerleşeceğiz. Aşama aşama yerleşeceğiz. Köylüler bu arada inanılmaz derecede mutlu oldular tabii ki. Bütün herkesi zıbarttığımızdan dolayı. Barkın bilire teşekkürler. Şansınıza küsün efendim. Bu son demiştim. Şurayı bir kapatalım. Twitch entegrasyonunu. Twitch entegrasyonu şey yapmadı abi. Kapa Twitch entegrasyonunu. SAD diye bir YouTube kanalı mı var oğlum? Kapasana. Heh, tamam. Daha yavaş köylüler etkin. Şurayı kapatalım. Şimdilik yeter. Daha yavaş köylüler bir yarım saniyelik de buff'ını atsınlar. Bunlar daha yavaş değil oğlum. Bunlar şey böyle yorgun ama kararlı. Uyumak istiyor. Oğlum bütün köyü depresyona soktu herifler. Yorgun ama kararlı. TR The Merk mi? Bir saniye, köylüler chatten mi geliyor? Ne? Harbiden köylüler chatten geliyor galiba ya. Şurayı bir onarın oğlum. Köylüler chatten geliyor olabilir bu arada. Melissa Bradley. Yok, chatten gelmiyorlar abi.
Ya bizim chatte Melissa Bradley diye biri yoktur yani. Ya da Amda Moscalvaro diye biri yoktur. Hadi bak Melissa'ya bir ölçü hadi olur gözüyle baktım ama Andros yok 75 yaşından beri. Ama chatler isimden gelse çok güzel olurdu ya. İsimden gelmiyor büyük ihtimal reisler. Tamam toparlayın ortalığı. Köy bir kendine gelsin. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Zınk zınk yapıyorlar zınk zınk. İçeri girişler çıkışlar falan. Abi köy genel anlamda güzel. Yani insanların yaşam standartı yüksek. İyiyiz iyiyiz. Genel olarak iyiyiz yani. Şuralara böyle biraz daha farm lazım. Efendim sevgili Anıl Özen, Tanrı Sevi'nin 4. ayını kutlamış. Anıl'ım kesene bereket çok teşekkür ederim. Tanrı Sevi'cim 4. ayın kutlu olsun eyvallah. Gayet güzeliz efendim, gayet güzeliz. Her şey yolunda. Yemeklerimiz var, halkımız mutlu. Yemekler her zamanki gibi sıkıntı. Ya hem domuz besleyip hem şey yapamıyoruz anladığım kadarıyla. Buralara böyle birazcık daha çiftlik yapmak lazım anladığım kadarıyla. Buralar uygun değil diyor. Uygun olan yerlere şöyle bir çiftliği yapıştıralım abi. Bayağı güzel çiftlik yapıyorum ha. Bayağı güzel. Oralara da artık yolla mı kapatalım ne yapalım? Aynen buralara da yol yaparız artık. Çiftlik olmayan yerlere. Şuraya da yol yok. Sadece buraya ama yok 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 bir okçu kulesi daha olmaz abi. Bir okçu kulesi daha olmaz. Bir tane kuyu ver sadece. Bir okçu kulesi daha yaparsak çünkü ayvayı yeriz abi. Şurayı onarır mısın canım? Oğlum köy harabeye dönmüş ya. Vallahi harabeye dönmüş. Buraya yemiyor mu? Yer. Tabi bunların yakınına bir tahıl deposu yapmak lazım şuraya bir yere. Köy güvende genel olarak ya. Daha şu üst kısmı falan kullanacağız. Taşımız full de. Odun stoğu sıkıntı. Odunları falan da halledeceğiz. Şimdilik şuralar bir inşa edilsin. Ölen kalan yok. Her şey yolunda. 107 yıllık köy mü? Abo. Adamlar nereye mutsuz? %50 bardağın dolu tarafını gör. %50 mutlular. Kalan %50 yapacak bir şey yok. Tamam. Gıda sıkıntısını da hallediyoruz demek ki. Dengeleniyor bir şekilde. Tamamdır. Save alıp çıkalım efendim. Elimize emeğimize sağlık arkadaşlar. Bufflarınıza debufflarınıza sağlık paşam. Şöyle bir bütün oyunları sil. Şuraya yeni kayıt oluştur de. Tamam. Yükle dediğimde otomatik kayıt var. Bir de bu var. Güzel. Hain ponçik save'i. İyi ilerledik. İyi ilerledik.